Arkadaşlar bugün size güzel bir börek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de böreğimizi yapmaya başlıyoruz. Önce malzemeyi tanıtarak başlayalım. Pizza malzememiz 2 su bardağı unumuz var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız, yarım çay bardağı sütümüz, 1 adet yumurtamız, 10 gram mayamız var. Mayanın 5 gramını kullanacağız. Şekerimiz var, tuzumuz var. Yine de yoğururken alabildiği kadar un vereceğiz. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. 1 tatlı kaşığı şeker, yarım tatlı kaşığı tuz. Yarım çay bardağı sıvı yağımız, yarım çay bardağı sütümüz. Mayanın hepsini kullanmayacağız. 10 gram geldiği için 5 gramını kullanacağız. Yani yarısını kullanacağız. Önce bir yedireceğiz birbirine. Yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. Hamurumuz istediğimiz gibi oldu. Kulak memesi kıvamında oldu. Üzerine hafiften bir un serptik. Kapağı kapatıyoruz, mayalanmayı arıyoruz. Hamurumuz mayalanırken biz ne yaptık? Malzemeyi doğradık. 1 tane biber kapya, 6 tane mantar, 2 tane köy biberi, 1 fincan mısır, 200 gram civarında salam, 1 yemek kaşığı domates salçası, 200 gram rendelenmiş kaşarımız var, kimyonumuz var, naremiz var. Malzemeyi karıştıracağız. Pizzamızı yapmaya başlayacağız. Pizzamızın üzerine süreceğimiz salçayı hemen ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. Önce bir içine az bir nane, az bir de kimyon atalım. Kimyonu seviyorsanız çok katabilirsiniz. Şöyle kıvamını bir gösterelim. Hafiften bir akıcı kıvamda oldu. Sosumuz hazır. Tepsimizin dibini bir yağlayalım. Sıvı yağıyla. Elimizde hangi yağ varsa onunla. Tepsimiz yağlandı. Şimdi hamurunu açacağız. Hamurumuzun kapağını açıyoruz. Şöyle kıvamını bir gösterelim. Hamurumuzu açma işlemine başlayacağız. Az bir un serpiyoruz dibine. Yapışma olmasın diye. Daha sonra biz bu hamura tepsi mayalandırması da yapacağız. Üzerine de serptik unumuzu merdaneye yapışmasın. Tepsimiz ne kadarsa hamurumuzu ona göre ayarlayacağız. Yapışmasın diye az bir un daha ilave ettim. Elimizle tepsiye göre şekil vereceğiz. Salçamızı bir sürelim üzerine. Salça sosumuzu. Bu inanılmaz derecede lezzetli olacak. Hem nane hem kimyon bu sosa çok güzel bir lezzet veriyor. Sosumuzu serdik. Üzerine biraz kaşar atacağız. Kaşar yapışması için içine koyacağımız malzeme hamurdan ayrı olmasın diye bir nevi bağlama görevi görecek. Dağılmayacak. Malzemeleri birbirine bir karıştıralım önce. Üzerine sereceğimiz malzemeler. Hepsini çiğden veriyoruz. Sadece mısırımız haşlanmış. Az bir tuz atıyoruz. Pul biber. Tabi baharat sizin tercihinize göre değişir. Kimyon. Önce bunları bir karıştıracağız. Diğer malzemeyi daha sonra vereceğiz.
Mantarla mısırı en son vereceğiz. Malzeme üzerine bir serper. Üzerine mısırı serpiyoruz. Görselliği güzel olsun diye şöyle bir dizelim mantarları. Yemeğin lezzeti kadar görselliği de önemli. Kaşarı en son kullanacağım. Arkadaşlar işiniz aceleyse bunu 50 derece fırına atıp 10 dakika mayalandırabiliriz. İstersek kenarda 20 dakika bekletebiliriz. Ben şimdi bunu 50 derece fırına atacağım. Bir 10 dakika mayalandırma yapacağım. Ondan sonra fırın derecesini yükselteceğim. 50 derece fırında bir tepsi mayalandırması yapıyoruz. 10 dakika. Arkadaşlar 10 dakika ortalama beklettim. Şöyle kenarından göstereyim. Mayalanma oldu. Hamurun içindeki hava kabarcıkları çıkmaya başladı. Fırınımızı 200 dereceye alıyoruz. Fırınımız 200 derecede ortalama 20 dakika altındaki ekmeği kızarıp kabarana kadar. Tam 20 dakika oldu. Şöyle bir gösterelim. Gördüğünüz gibi kabarmaya başladı. Mantarlar üstünde pişti. Kenarındaki pizza hamuru pişti. Kaşar kurumasın diye en sona bıraktık. Kaşarını atıyoruz. Arkadaşlar kaşarı fırında yakmayacağız. Sadece eriyene kadar duracak. Fırınımız 200 derecede çalışmaya devam ediyor. İstersek bunu fırına attığımız gibi fırında kapatabiliriz. 5 dakikayı da geçmesin. Bekletmek istersek. 200 derece fırına attık. Ortalama 5 dakika. Eridiği gibi çıkartacağız. Fırınımızın kapağını açalım. Özellikle gösteriyorum. Kaşarlar içinde yanmayacak. Tabii tepsi de elimizi yakıyor. 3 dakika durdu 200 derecede. Sunuma geçiyoruz. Hemen pizzamızı bir çıkartalım. Arkadaşlar pizzamız bu. Tarife birebir uyarsanız kesinlikle sorun yaşamazsınız. İnşallah hayırlı öğretici videomuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.